Firmalar zaman zaman çeşitli satış teknikleri deniyor ya da bizlere fark ettirmeden ürünlerde bazı şeyleri değiştiriyorlar. Bunlardan en çok bilinenleri ürünlerin küçülmesine rağmen fiyatlarının aynı kalması. Bu tür şeyleri belki birçoğumuz fark ettik. İşte firmaların, şirketlerin bizlere oynadığı bazı gizemli oyunlar. Bazı çikolata firmaları çeşitli gerekçelerle ürünlerin gramını düşürürken fiyatını ise hiç oynatmıyor. Aslında pek çoğumuz belki bunu daha önce fark etti. Elinize bir abur cubur ya da çikolata aldığınızda ürünün küçüldüğünü gördünüz. Fakat ödediğiniz para aynıydı. Bu aslında firmaların planlı olarak yaptığı bir çalışma. Örneğin Toblerone bu sene içerisinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını bahane göstererek ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını ve bir takım tedbir alacağını duyurdu. Firma maliyetleri küçültmek içinse birçoğumuzun bildiği o üçgen şeklindeki çikolatalarının arasını açtı ve eskisine göre daha az üçgene sahip çikolatalar satmaya başladı. Firma neredeyse bir kutuda yaklaşık 150 gram kadar çikolatayı azalttı. Çikolatadaki üçgenlerin sayısı azalıp arasındaki mesafe arttı fakat bu ürünün fiyatına yansımadı. Ürünün fiyatı aynıydı. Pek çok tüketici bu kararı protesto etti ve sosyal medyada olayı duyurdu. Cips paketlerini açtığımızda birçoğumuzun kafasında aynı cümleler kuruluyor. Paketin neden bu kadar boş olduğundan yakınıyoruz. Aslında bunda haklıyız çünkü o devasa paketin içerisinden çıkan bir avuç cips bizleri hayal kırıklığına uğratıyor. Daha önceki bir videomda da söylemiştim. Firmalar bunun yapılmasının bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Onlara göre cipslerin taşınırken ezilmemesi için paketin içerisinde bu hava olmalı ve cipsler zarar görmemeli. Ayrıca bazı firmalarda paketlerin içerisinde ürünlerin taze kalması için yeterli nitrojen bulunmalı diyerek paketin içerisindeki havayı savunuyor. Fakat dışarıdan bu kadar büyük gözüken bu paketler tüketicinin kafasında cipsin parasını fazlasıyla hak ettiği düşüncesi oluşturuyor. Ayrıca bu paketler albinili olması ve ihtişamlı gözükmesiyle de daha çok talep ediliyor. Sinema salonlarında film izlemek birçoğumuza keyifli gelebilir. Fakat kaliteli salonda film izlemekse daha keyiflidir. Peki bu nasıl oluyor? Sinema salonlarının kalitesizi de mi varmış demeyin. Aslında gayet de var. Pek çok sinema salonu diğerlerine göre daha kötü durumda olmasına rağmen aşağı yukarı sizden hepsi aynı parayı alıyor. Öncelikle bir sinema salonunun kaliteli olduğunu anlamanız için görüntünün parlaklığına dikkat etmelisiniz. Eğer görüntü parlak değilse projektörler yeterince bakımlı değildir. Maliyetlerden kaçmak isteyen bazı firmalar normalde yılda 3-4 kere bakım yapılması gereken bu cihaza daha az bakım yaptırıyor. Ya da bir salonda izlediğiniz 3 boyutlu bir film sırasında başınız dönüyor ve mideniz bulanıyorsa bu da 3 boyutlu görüntü veren projektörlerin iyi ayarlanmamasından kaynaklanmakta. Yani sinema salonlarında bile kandırılabiliriz. Bazı ufak detaylara dikkat etmek gerekiyor. Pek çoğumuz ürünlerin son kullanma tarihlerine oldukça dikkat ederiz. Aslında bu konuda hassas olmakta haklıyız çünkü midemizi bozmak istemiyoruz. Fakat bazı gıdalarda son kullanma tarihi biraz aldatıcı olabiliyor. Bazı ürünlerin üzerinde yazan son kullanma tarihleri, o ürünlerin o tarihte bozulacağı tarihi değil, tazeliği koruyacağı tarihi bizlere bildirmekte. Yani son kullanma tarihi geçen her ürünü doğrudan çöpe atmayın. Bu aslında firmaların bizden istediği şey. Çünkü bu şekilde ürünler kullanılmadan yenisine ihtiyaç duyulacak ve bu da satışları arttıracak. Tabi bazı gıdalar için son kullanma tarihi oldukça önemli ama bir dahakine bu konuda biraz daha zeki davranmakta fayda var. Birçoğunuz teknolojik bir alet almak istediğinizde o ürünü internette araştırmaya başlar. Ya da sevdiğimiz bir telefonun yeni modeli tanıtılacağı zaman pek çoğumuz o telefonu testlerine bir göz atarız, kamerasıyla çekilmiş bazı fotoğraflara bakarız. Fakat teknoloji firmaları, özellikle cep telefonu firmaları bu işi yaparken bizlerin biraz gözünü boyuyor. Yani siz yeni çıkan o telefonun performans testlerine baktığınızda inanılmaz yüksek sonuçlar görüyorsunuz. Bu normal çünkü firmalar bu test sonuçlarında yüksek puan alması için telefonları daha iyi optimize ediyorlar. Ya da 16 GB depolama alanı olduğunu düşünerek aldığımız tabletin ya da telefonun hiçbir zaman 16 GB'ını kullanamıyoruz. Çünkü zaten açtığınızdan itibaren depolama alanının 3-4 GB'ını sistem ve diğer dosyalar kaplıyor. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli.
Yamaraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.